Hayırlısı olsun diyelim, ne diyelim. Deniz Feneri Derneği, Suriye'de, Halep'in hemen kuzeyindeki Azez bölgesi ve İdlib'de iç savaş mağduru ihtiyaç sahibi ailelere gıdadan giyime, insani yardım malzemeleri ulaştırdı. Babası şehit olan çocukların ve bombalar yüzünden yanan çocukların evlerine misafir olan ekipler duygusal anlar yaşadı. Halep için büyük bir kampanya başlatan Deniz Feneri Derneği, tırlar dolusu 615 ton un yardımı, yanı sıra gıda, temizlik ve yakacak maddelerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Deniz Feneri Derneği, Suriye'de Halep'in hemen kuzeyindeki Azez bölgesi ve İdlib'de iç savaş mağduru ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı. Üç ailenin kaldığı bu harabeye benzer evde yaşayan çocukların yüzü yiyecekleri görünce biraz olsun güldü. Halep'li ailelerin bir kısmı buralara sığınmış. Şu gördüğünüz metruk yer, camları yok, çerçeveleri yok. Burada üç tane aile kalmak zorunda şu anda. Bizler Deniz Feneri olarak bu civarlarda yardımlar dağıtıyoruz. Bu bölgedeki partnerlerimiz buralara getirdi. Çocukların ayakları çıplak, dışarılar beton, daha dışarıları çamur içerisinde. Halep'teki birçok çocuk gibi onlar da yetimdi. Soğukta çıplak ayak sığındıkları battaniyelerin altında birbirlerine sokulup ısınmaya çalışıyorlardı. 10 civarında çocuk, birçoğunun babası şehit olmuş Halep'te, anneleriyle burada yaşıyorlar. Ve şehit çocukları, Deniz Feneri ekipleri üstlerine yağan bombalar yüzünden babalarını kaybeden, yüzleri feci şekilde yanan çocukları da ziyaret etti. Acı ve kederle dolu o ziyarette duygusal anlar yaşandı. 5 gün önce, ki bombardımanda Kasafka bomba atmış, çocukları yandı, bu çocukları. Halep'te hayata tutunmaya çalışan savaş mağdurlarının birçok ihtiyacı var ve her türlü insani yardıma muhtaçlar. Ama onların en büyük isteği savaşın bir an önce bitmesi. Maalesef dünya bütün bize seyrediği, hiç görmeden geldiği bu savaşı bütün. Bu savaşın en kısa zamanda durması lazım. Bu rejim, bu Asad gitmeli. Türkiye ve dünya